Merhaba arkadaşlar. BIOS kurarken genellikle hard diski tam silemiyoruz arkadaşlar. İstediğimiz kadar kurulum yapalım. Kurulum bittikten sonra hard diskimizin birçok bölümünün istemediğimiz halde dolu olduğunu görebiliyoruz. Şöyle sağlıklı bir şekilde hard disk komple nasıl silinir? Kurulum yaparken kurulum ekranında onu anlatacağım. Şimdi buradaki BIOS izlenicileri yazan ekranda disk izlencisi yazan yere geldiğinizde şöyle disk izlencesini açın, formata başlamadan önce, recovery'ye başlamadan önce karşınıza bu ekran gelecek. Burada şuradaki diskimiz bizim. Bu bizim kurtarma diskimiz gibi gözüküyor. Asıl diskimiz bu arkadaşlar. Buradaki diske tıklayın. Şurada bölüntüle yazan yere tıklıyorsunuz. Şurada da bölüntüle yazın. Karşınıza bu ekran gelecek. Burada şöyle komple hepsinin mavi olmadığını görebileceksiniz. Eğer ki böyle bir sorun yaşıyorsanız. Mavi olmayan bölümleri tek tek seçip şuradaki eksi tuşuna basıyorsunuz hepsini. Ta ki buranın komple hepsinin mavi olmasını sağlayıncaya kadar. Buranın hepsi komple bu şekilde mavi olduktan sonra şuradaki BIOS genişletilmiş veya size uygun olan formatlama biçimi hangisi ise onu seçip uygulayabiliyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için gerek duymuyorum. Genellikle BIOS kurulumlarında BIOS genişletilmiş günlüklü olanı seçin ya da APFS'yi seçin, fark etmez. İkisinden birini seçebilirsiniz. Tabii sizin için uygun olan hangisi ise onu seçeceksiniz. Burada dediğim gibi eğer ki bölümleme yapmadıysanız, buraya bu ekrana gelmeden direkt kurulum yapıp geçtiyseniz, kurulum sonrasında hard diskin tümünü göremeyebilirsiniz. BIOS tarafında hard disk sıkıntısı çekebilirsiniz. Onun için öncelikle disk izlencelerine geliyorsunuz. Disk izlenceleri kısmından şuradaki bölüntüleyi açıyorsunuz. Buradaki bölüntülemedeki şu disk görüntüsünden hepsinin mavi böyle boş olduğundan emin olmanız lazım. Şu anda 240 GB bomboş bir hard diskimiz var. Bu şekilde yaparaktan diskinizi tamamını silip yeni sıfırdan temiz bir kurulum yapabilirsiniz. Kolay gelsin.